Bildiğiniz gibi cuma namazı hem cuma gününün hürmetini, Allah nazarındaki değerini ifade eder, hem de bizler için aynı zamanda bir bayram günüdür. Haftalık bayram cuma, yıllık bayram Ramazan-ı Şerif ile Kurban bayramları, ömürlük bayram da Arafat'ta vakfeye durup günahlarımızın döküldüğü andır. Cuma gününe öyle ehemmiyet vermek lazımdır ki aslında Hristiyanlara ve Yahudilere de Cuma günü verilmişti. Fakat onlar günleri değiştirdiler. Biz illa cumartesi gününü, tatil günü veya ibadet günü istiyoruz dediler. Cenab-ı Hak da onlar için Hristiyanlar pazar günü de Yahudiler için cumartesi günü yevmü sebt. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer bu. Ve Cenab-ı Hak o gün onların ibadet yapmasını emretti ve dünyevi işle meşgul olmamaları tavsiyesinde veya emrinde bulundu. Fakat onlar tembel tembel yattılar. Ve cumartesi yasağına da itaat etmediler. Sabahtan akşama balık tutmaya başladılar. Ve biliyorsunuz Cenab-ı Hak İsrail oğullarının bazılarını maymunlaştırdı. Ona mesh deniyor. Bazılarını da hınzırlaştırdı. Bu maymunlaşma hangi dönemde oldu? Cismani mi, yani cesetle mi, sureten mi, yoksa sireten mi, üstünde ihtilaf olsa bile, ama cumartesi yasağına uymayan Yahudilerin maymunlaştığına dair Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. Hınzırlaşmaları da genelde emri bil maruf ve nehy anil münker yapmamaları, nehy anil maruf, emri bil münker yapmaları, yani kötülüğü emretmeleri ve iyilikten nehy etmelerinden dolayı Allah onları domuzlaştırmıştır, hınzırlaştırmıştır. Şuna dikkat çekmek istiyorum ki Allah onlar için cumartesi gününü mukaddes tayin etmiş. Onlar o günü mukaddes kabul etmeyip ne ibadetle meşgul olmuşlar ne de böyle sabahtan akşama kadar dünyayı terk etmişlerdir. Aynı mesele Hristiyanlar için de pazar günü. Onlar da dikkat etmemişler bu yasağa. Demek ki Allah'ın bir ümmete mukaddes diye, bayram diye, haftalık en şerefli gün diye tayin ettiği güne, günün o faziletine riayet etmek lazımdır. Bu vurguya mutlaka iyi dikkat etmek lazım. Yoksa Cuma gününe ehemmiyet vermeyen ve Cuma gününü de şerefli kılan Cuma namazı olduğundan Cuma namazına gitmeyenlerin Yahudilerin maymunlaşması gibi bir maymunlaşmaya veya hınzırlaşması gibi bir hınzırlaşmaya dönüşebileceğinden endişe etmesi lazımdır. Ondandır ki Efendimiz Aleyhisselam Cuma günü üç defa mazeretsiz bir şekilde Cuma'ya gitmeyen kimsenin kalbinin mühürleneceğinden bahsetmiştir ki zaten Yahudiler kalbi mühürlendiği için maymunlaşmış veya hınzırlaşmıştır. Cuma gününü beklemek lazım. Cuma'dan çıkar çıkmaz veya Cuma günü akşamı olup artık cumartesi günü sayılır. Olur olmaz gelecek hafta ah bir Cuma gelse diye Cuma'yı intizar etmek lazımdır. Ve Cuma gününün fecri sadıkından itibaren de adeta Cuma anını, namazı anını böyle iple çekmek, heyecanla beklemek lazımdır. Ve ne kadar erken Cuma'ya giderse o nispette sevabının fazla olacağına inanmalıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma gün camiye, mescide en erken gidenin 1.000 deve tasadduk edeceğinden başlamış ve en son gelenin de bir yumurta tasadduk edecek kadar sevaba gireceğini ifade buyurmuşlardır. Cuma'da huşu içerisinde bulunmak, Cuma namazı hem 2 rekat farzıyla
hem de hutbesiyle. Burada ince bir noktaya girmek istiyorum. Cuma namazı öğlen namazı yerine geçer. Cuma namazını kılanın ayrıca öğlen namazı kılmasına gerek yoktur. Ama öğlen namazının farzı 4 rekattır. Cuma'nın farzı ise 2 rekattır. Diğer 2 rekat nerede? Madem öğlen namazı yerine geçiyor, öğlen namazı da 4 rekat, biz Cuma'nın 2 rekat farzı, diğer 2 rekat nerede? İşte 2 rekat yerindeki farz olan kısmı da Cuma'nın hutbesidir. Cuma'nın hutbesine yetişemeyen bir insan Cuma namazını kılmış olur mu? Fihi nazar, münakaşa var üstünde. Ve hutbe esnasında tıpkı namazda imiş gibi oturması, yönü kıbleye olması, bir dizlerinde ayaklarında problemi yoksa tıpkı namazın tahiyyatında oturuyor gibi oturması ve dünyevi bir kelam etmemesi hutbesinin de kabul olma şartıdır ki o da 2 rekatlık farz namazı yerinde. Cuma 2 rekat farz, bir de hutbe 4 rekatlık namaz yerinde o farziyeti ifade etmiş olsunlar. İfa etmiş olsunlar. Şimdi camilere, mescitlere gidiyorum. Herkes sele serpe oturmuş, duvara yaslanmış, yönü kıblede değil, ayağını dikmiş, onların cuması olmaz. Elinde telefonu var, cuması olmaz. Telefonla meşgul oluyor hutbe. Hutbeyi kimin irat ettiği önemli değildir. Orada o bölgenin en cahil adamı da hutbe irat etsen, hutbeye önem vermek, dikkatlice oturmak, Allah'a teveccüh içerisinde tıpkı namazın tahiyyatında imiş gibi oturmak, eğer bir hastalığı, bir diz mazereti yoksa, bunu tekrar etmiş oldum. Ve dünyevi kelam konuşmamak lazım. Gel gel burada boş yer var diyor hoca hutbede. Gel gel diyenin namazı, cuması olmaz. Cuması, hutbesi olmaz yani. Bunlara dikkat etmek lazımdır. Ve cuma namazı meselesi. Şimdi biz hicret ettik. Hicret diyarında olanlara cuma namazı farz mıdır? Elbette farzdır. Cuma namazını mazeretsiz 3 defa üst üste terk eden bir insanın kalbi mühürlenir hadisi şerifi. Ve bu cuma yasağına uyma. Cuma yasağında burada bir incelik daha söylemek isterim. Din, İslam dini daha önceki dinlerin zor taraflarını terk ederek dini yaşantıyı kolaylaştırmıştır. Yahudiliğin din adına zor tarafları vardı. Keza Hristiyanlığın da, ama İslam ettiğini yüsrün temel prensibiyle ki Araf suresinde bu mevzuda ayetler var. Cenab-ı Hak cuma günü bize bütünüyle yasak getirebilirdi. Sabahtan akşama kadar hiçbir dünyevi işle meşgul olmayacaksınız diyebilirdi. Çünkü Yahudilere yevmü sebte cumartesi günde öyle dedi. Ama bize öyle demiyor. Cumaya kadar çalışabilirsiniz. Onu nereden anlıyoruz? İza nudiye lisalati yevmil cuma fes'av ila zikrillah. Yani cuma günü Allah'ın nida edildiği zaman, müezzin ezanla nida ettiği zaman alışverişi terk edin, cumaya koşun. Demek o ana kadar biz alışveriş yapabiliriz. Dünyevi işle meşgul olabiliriz. Halbuki Yahudilerin cumartesinde bu yoktu, yasaktı bu. Cumadan sonra da fenteşirü fil art, yeryüzüne dağılın. Allah'ın rızkından, Allah'ın sizin için takdir ettiği rızıkları talep edin diyor. Sadece cuma anında vermek, bu dinin diğer dinler, eski dinlere göre aynı zamanda ehven olmasıdır. Ama cuma namazı akil vali olan ve hür olan, mukim olan herkese farzdır. Binaenaleyh hicret diyarında bulunan kimseler 3 günden sonra hicretleri bitecektir. Vatani ikame, yani mukim olacaklardır. Şimdi hicret ettiğimiz diyarlar kendi ülkemizden daha hür. Aklımız varsa, akil bali isek aynı zamanda, yani diyar-ı kurbette, diyar-ı küfürde cuma namazı kılınmaz. Şu şartlar olursa kılınır, şu şartlar olmazsa kılınmaz diye bir kayıt yok. Her taraf için hür olma kaydı vardır.
bir de emniyet. Binaenaleyh biz buralarda cuma namazına gittiğimiz zaman bizim için bir toplu katliam tehlikesi yok. Devlet bizi koruyor. Yani emniyet var, hürriyet de var, aklımız da var, bali de olmuşuz. Yani netice itibariyle farziyetin bütün şartları tahakkuk ettiği için cuma namazına mutlaka gitmek, önem vermek, onun o faziletinden, sevabından, şerefinden istifade etmek gerekiyor. Tekrar ediyorum, Yahudiler için yevmüs sebt neyse, Hristiyanlar için pazar neyse Cenab-ı Hak biz Müslümanlara cuma gününü vermiş. Cuma gününde bizim için cumayı şerefli kılan cuma namazı daha geniş bir cemmi gafirle kaynaşma olduğundan onu terk eden bir insan cumartesi yasağını delen Yahudiler gibi maymunlaşma ihtimali, maymunlaşma tehlikesi vardır. Sureten olmasa bile siretendir bu ve zaten kalbi mühürlenme hadis-i şerifi de bize bunu anlatmaktadır. Onun için cuma namazına çok önem vermek. Mezheplerin bu mevzuda değişik noktayı nazarları var. Şafii 40 kişi olursa demiş. Hanefiler imamla beraber 3 kişi olursa demiş. Yani eğer gideceğimiz bir yer yoksa yakın yerde, kendi evimizde bile, yani şöyle bir şey söyleyeyim, hani ticarette iki kadın şahitlikte tek erkek yerine geçer, o sadece ticarette. Diğer noktalarda kadının her birisi bir erkek gibidir. Binaenaleyh evde yenge, hatta akile baliye olmuş kız da varsa sen de imam, 3 kişi. Yani 3 kişinin erkek veya kadın olması fark etmez. 3 kişi olduğunuz zaman cuma namazını kılarsınız. Eğer gidebileceğiniz müsait, münasip bir yer dini ölçülerde yoksa. Ve hutbeyi okumak için de illa bir sürü konuşmak da şart değildir. Çıkarsanız elhamdülillah, elhamdülillah dersiniz. Oturursunuz biraz. Hutbeyi ikiye ayırmak vaciptir. Sonra kalkarsınız. Bir daha elhamdülillah, elhamdülillah dersiniz. İnerseniz hutbe olmuş olur. Yani o farziyet yerine gelir. Şafilerde takva tavsiyesi de hutbenin şartıdır. İttakullaha ve ati'uh dediğiniz zaman veya usikum bi takvallahi ilave ederseniz cuma namazınızın hutbesi geçerlidir. Farzında zaten kıldırır evdeki evin reisi veya birisi. Oradan tutunuz da herhangi bir mahalleden mescitlere kadar cuma namazlarına çok önem vermek lazım. Hem de cumaya erken gitmek, mescitte zikirle, tesbih ile, murabata ile, muşarata ile, muhasebe ile, murakabe ile meşgul olmak, böyle lafazanlık değil, şakalaşmak değil. Allah beni görüyor ya, biliyor ya, şuuruyla hareket ederek cumayı intizar etmek ve cuma namazını böyle kılmak gerekmektedir. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Ben de etrafı alemlerde, buralarda görüyorum. Nasıl olsa biz diyar-ı gurbetteyiz. Cuma'ya gitmesem de olur yani. Burada öyle bir şey yok yani. Cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de nasla sabit olduğu için kat'i farz, detaylarında farziyetin ölçüleri vardır. Bayanlar için geçerli değildir. Bayanlar cumaya gitmekle mükellef değildir. Zaten akil vali olan, hür olan erkek için dedik. Seferi olmayan, mukim olan erkek için demişler. Ama bayanlar da cuma namazına gidebilir mi? Gidebilir. Gidip cuma namazları kılarlarsa onlar da aynı zamanda öğlen namazını da kılmış olur. Cuma anında bayanlar alış da yapabilirler, veriş de yapabilirler. Cuma namazı farz olmadığı için adamın bir marketi varsa, bir şeyi varsa kadın orada devam eder. Başka müşteriler geliyor. O ruhsattan istifade edebilir. Kısaca da arz etmiş oldum. Bu meseleyi biraz baktım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de inanmış olan sahabenin Şii ve Ebu Talip'te açlığa mahkum edilmesi. Buna
Mekkeli'nin ambargo uygulaması da tabirini kullanmışlardır. Şibi Ebu Talib'in olduğu bölge, evinin olduğu bölge, Efendimiz'in doğduğu ev var. Şimdi asfaltın içinde kalmış Ebu Talib'in o zamanki evi. Orası mı? Efendimiz'in şu andaki doğduğu evinin biraz daha üst tarafı, daha doğru olan taraf mı? Yoksa o Şari İbrahim dediğimiz İbrahim Aleyhisselam'ın ana caddesi, yani Mina'ya giden, Efendimiz'in doğduğu evin işte ilerisine doğru giden ana cadde üstünde cin mescidi var. Karşısında bir mescit daha var. Orası şöyle biraz meydan. Orası mı? Şibe Ebu Talib neresi? Mekke'de o günkü şartlarda. Onun üstünde çok durmuşlar. Benim elimde Arapça bir kitap var. Doktor Şevki Ebu Halil'in derlediği. Siz de alın bundan. Atlas, Siretün Nebeviye Atlası bu. İşaretlerle Efendimiz Aleyhisselam dönemini ve Efendimiz'in seferlerini, işte gazvelerini veya seriyeleri oklarla gösterip neyin nerede olduğunu gösteriyor. O günkü şartlar içerisinde Şibe Ebu Talib'in, şurası Şibe Ebu Talib, şurası Darul Erkam, Dar-ı Hira'ya giderken o yolun üstünde Şibe Ebu Talib. Bazıları Cennetül Mualla var. Yani şu anda Mekke-i Mükerreme'deki kabristanlık, Hatice validemizin de metfun ne olduğu yer, onun karşıları olarak da söylerler. Yani bugün bütünüyle Kabe'ye çok yakın yerde kalmış olan Şibe Ebu Talib. Efendimiz Aleyhisselam döneminde Mekke'nin nüfusu 10 bin kadardı. 13 senelik Mekke hayatında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar dahil olmak üzere Mekke-i Mükerreme döneminde Efendimiz Aleyhisselam'a iman edenlerin sayısı 450 kadardır. Binaenaleyh Habeşistan'a giden 100-150 insanı çıkartacak olursak demek ki 300 kadar insan böyle bir yerde etrafı telle çevrilmiş ve oraya toplanmış ve boykota, açlığa mahkum edilmişler ve bu peygamberliğin 7. senesinde başlamış, miladi 617 senesi yapar ve 3 sene devam etmiştir. Şimdi kardeşimiz haklı bir soru soruyor. Orada açlığa mahkum ederek en başta Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmek, açlıkla öldürmek istediler. Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in en büyük hedefi buydu. Ve Efendimiz orada işte parmaklarından su akıtarak, az bir yemekten çoğaltarak daha ileride Medine-i Münevvere döneminde gösterdiği bu mucizeleri orada da gösterdi mi? Göstermedi. Orada öyle bir mucize yok. Göstermemesinin bir hikmeti var mı? Allah öyle takdir etmiş. Hadiselerin geliş seyri ve bu ambargonun hikmetleri açısından da öyle bir mucize olmaması gerekiyor. Yalnız çok daha önemli ana noktaya geldim. Mucize dendiği zaman sadece Efendimiz'in parmağından su akıtması veyahut da işte eliyle temas ettiği zaman gıdaların bereketlenmesi, 3 kişilik yemekten 300 kişinin yemesi gibi mucizeler anlamamak lazımdır. Mucizeleri bize anlatanlar, tarifini şu anda aktarmayacağım, başka zamana talik ederim. Mucizeler kendi içinde 7 çeşit. Mucizeler kendi içerisinde 7 çeşittir. Hissi mucizeler, haberi mucizeler, akli mucizeler, buna manevi mucize, bilgi mucizesi de deniyor. İrhasat mucizeleri, hidayet mucizeleri, yardım mucizeleri ve helak mucizeleri olarak
mucizeleri genelde 7 kısma taksim etmişler ve bu da Bi'setin 7. senesinde meydana gelmiş Mekke ambargosu. Böylece 617 miladi epey bir yedilerin tevafukatı vardır. Ve ben bu Mekke ambargosu sırasında 7 ana farklı mucize Efendimiz tarafından gösterildiğini tespit ettim. Ne enteresan, hep yedilerle gidiyor. Bunlardan birinci mucize, Efendimiz'i öldürmek için o ambargoyu uyguladılar. Ve belli şartları vardı. Bu da 7 tane şarttır. Yani anlaştılar. Kimle anlaştılar? Kureyş müşrikleriyle Kinaneler. Mekke'nin yukarı tarafında kabirler yanındaki Kinane oğullarının Hayf'ı diye anılan muhasapta toplandılar ve şu kararları aldılar. Bir, öldürmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendilerine teslim edilinceye kadar Haşim oğullarından gelecek barış dileği asla kabul edilmeyecek. Kendilerine acınmayacak, iki oldu. Üç, onlara kız verilmeyecek, kızlar alınmayacak. Dört, onlara bir şey satılmayacak, onlardan bir şey satın alınmayacak. Altı, onlarla oturmamak, görüşmemek, konuşmamak. Yedi, onların evlerine girmemek üzere küfür üzerinde aralarında bu şekilde anlaştılar. Hep yediler gidiyor. Anlaşmada da 7 ana madde vardır. Bu kadar sıkıntılara rağmen Efendimiz Aleyhisselam o Şibi Ebu Talip'teki açlık grevi veya açlık boykotunda vefat etmemiş, ölmemiştir. Bu aslında en büyük mucizedir orada ve hiçbir sahabi, yani ölen iki kişi var, Hatice validemiz, onlar yaşlı olduğu için, bir de Ebu Talip var, hüzün yılı deniyor. Onun dışında sahabe-i kiramdan ölen kimselerden bahsedilmemiştir. Ve bu anlaşmayı yazan da Mansur bin İkrime'dir. Bu birinci mucize. İkinci mucizeye gelince Efendimiz bu anlaşmayı yazan Mansur bin İkrime'ye beddua etmiştir. Bu da mucizedir. Ve dua edince Mansur'un eli, o yazıları yazan, Efendimiz'i sıkıştıran, o ağır maddeleri yazan Mansur'un eli bir anda çolaklaşmıştır. Bir daha kalem tutamamış, ömrünün sonuna kadar bir daha yazı yazamamıştır. Hatta Mansur bu mevzuda diyor ki, ben diyor Haşim oğullarına zulmettim de Muhammed de bana beddua etti de benim elim ondan böyle çolak kaldı diye müşrik bunu fark edecek kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın bu mucizelerinden, helak mucizelerinden bir tanesidir bu meselede. Şii ve Ebu Talib'i genişçe anlatma noktasında değilim. 3 yıl sürmüş ve ama 3. mucizeye gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beddua etmiş onların kıtlıkları için. Ve onlar gerçekten daha sonra Mekkeliler Efendimizin ve sahabe-i kiramın katlandığı kıtlıktan, çektiği maddi rızık sıkıntılarından 1000 kat daha fazla sıkıntılara maruz kalmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Allah'ım, şunlara da Yusuf Aleyhisselam zamanındaki 7 kıtlık yılı gibi 7 kıtlık azabı verip bana yardım et diyerek dua buyurmuş. Ve bunun üzerine yağmurlar kesilmiş, yer kupkuru olmuş, kurumuş ve Kureyş müşrikleri öyle bir kuraklık ve kıtlık yakalamış ki her şeyi kökten kazımış bu kuraklık, silip süpürmüş. Birçokları açlıktan öldüler. Efendimiz ve sahabi ölmedi ama Efendimizin o dönemde aynısını onlara yapınca onlar öyle bir kıtlığa maruz kaldı ki birçokları açlıktan öldüler. Yiyecek bir şey bulamayınca
Açlıktan dolayı ölü hayvanların etlerini yediler. Kokmuş leşleri, derileri, kemikleri, bağışlayın köpekleri, kanla deve yününden yapılan ılhız denilen şeyleri yediklerine dair o kadar güçlü rivayetler var ki, daha sonra Ebu Sufyan geldi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yalvardı. Efendimizin 6 tane yağmur duası vardır. Nübüvveti, peygamberliği esnasında mucizeye medar olan, işte bir tanesi de Ebu Sufyan'ın yalvarmasından sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etti onlara. Yağmurlar yağdı ve kıtlıkları gitti. Bir de bu mucize çok önemli. Yani şimdi adamlar diyor, dediler ya işte bunlara su vermemek, su bile vermemek, şöyle böyle. Hepsi aynısı, hem de 1000 kat daha fazlası kendi başlarına gelecektir. Bu hadiselerden anladığımız önemli mucizelerden bir tanesidir. Üçüncü mucize, Ebu Cehil ne kadar insanları engellemek istedi ise de hiç kimse oraya bir rızık götürmeyecek, hiç kimse oraya bir şey götürmeyecek diye zorladılarsa da Ebu Cehil'in bu zorlamaları geçerli olmamıştır. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a rızık getirenlerin müşrikler içerisinde sayısı oldukça fazladır. Bunların en başında o gün müşrik olsa bile büyük bir tüccar, Şam'dan büyük buğday kafilesiyle gelen Hakim İbni Hizam, böyle kervanlarıyla beraber gelen o yiyecekleri Efendimiz Aleyhisselam'ın olduğu o yere indirmiştir. Hakim daha sonra Mekke fethinde Müslüman oldu. Ve bu iyiliğini Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah dedi, biz cahiliyemizde iyilik yapardık, sadaka verirdik. Bunlardan bize bir mükafat, bir ecir var mı? Efendimiz Aleyhisselam da ona eslemte ala ma eslefte min hayrin buyurdu. Ya Hakim, sen İşte geçmişte yaptığın bu hayırlara binaen Müslüman oldun ya buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam ve sahabi orada çok açlık çekmedi. Yani buyda yüklediği bir deveyi gizlice Şib'in yoluna yöneltti. Arkasına vurup deve de Şib sakinlerinin yanına girdi ve buğdayı aldılar. Ve bu devam etti sonra. Mesela bir başka gece yine Hakim İbni Hizam devenin üzerine un yükleyip Şib içine saldı. Hişam bin Amr da bir gece deveye yiyecek yükleyip Şib'in ağzına kadar götürdü. Devenin başından yularını çözdü. İki böğrüne vurup onu Şib'e soktu. Böyle o kadar çok şeyler var ki Ebu Cehil'in baskısının kırıldığı, artık Mekke'de sözünün geçmediği bir insan haline gelmesi de aslında bir mucizedir, yardım mucizesidir Efendimiz Aleyhisselam'a ve bu hadise münasebetiyle olmuştur. Bu da dördüncü bir mucize olarak görünüyor. Şibi Ebi Talip de 7. senesinde başladı dedim peygamberliğin. Onun 8. senesinde şöyle bir mucize oldu. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde anlatılan Gulibetur Rum fi etnel art ayetleri, İran ordusu ile Rum ordusu, Şam toprağı ile İran toprağı arasında Ezreat denen veya Busra denen yerde karşılaştılar ve İranlılar Rumlara ağır bir yenilgiye uğradı. Müşrikler İran'ı tutuyordu. O zaman ateşkede müşrik, sahabe-i kiram da Efendimiz Aleyhisselam da Rumları tutuyordu. Çünkü onlar ehli kitap. Ve yeniden bir yakın bir arzda Rumların İranlıları yendiği günde Müslümanlar da müşrikleri yenecekler. Bedir-i Kübra olduğu günde Müslümanlar müşrikleri mağlup etti. O günde o Ednel Art'ta yakın bir yerde Busra tarafında Rumlar da İranlıları yendiler. Bu mevzuda bir iddialaşma oldu. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz geldi dedi, ya Resulallah 100 deveye, sen onu dedi
Evet, deve sayısına bir daha bakmam lazım. Şu kadar deveye çıkar, aktar ve bu şekilde olacağını söyle. Ve bu da oldu. Hem sahabi zenginleşti hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi davası itibariyle bir güç kuvvet kazandı. Bu da gaybi bir mucizedir. Ve Şibi Ebi Talip de peygamberliğin 8. senesinde bu gerçekleşmiştir. Bu da önemli mucizelerden bir tanesidir. Ve peygamberliğin 9. yılı, yani 7. sene başladı, 7, 8, 9. Yani boykot hadisesinin 3. senesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi daha gerçekleşti ki bu Şibe Ebi Talip'te oldu. Şakk-ı Kamer mucizesi. Sahabi de gördü Şakk-ı Kamer'i. Orada gece uyanık idiler. İmanları arttı. Efendimizin parmağının işaretiyle kamer şak oluyor. Ve hem de Mekke'de bulunan pek çok müşrik de gördüler. İnkar edemediler. Sadece Yetime Ebi Talib'in sihri semaya da tesir etti diyerek kendilerini aldatma yoluna gittiler. Velid bin Mughire, Ebu Cehil bin Amr bin Hişam, As bin Vail, As bin Hişam, Esved bin Abdüyavuz, Esved bin Muttalib, Zem'a bin Esved, Nadır bin Haris ve daha başkaları Efendimiz Aleyhisselam'dan böyle bir mucize istedi. Şakk-ı Kamer oldu ve ama inanmadılar. Kayıtlara bu da geçmiş. Bir yedinci mucize daha oldu. Şibi Ebu Talip'te 9. senesinde, yani 3. yılın sonu. 3 yıl kuşatılmış bir halde kaldıktan sonra Haşim ve Muttalip oğulları daha önce Mansur'un yazdığı o anlaşma metinleri vardı. 7 madde. Bunları Kabe'nin duvarına, damına astılar, asmışlardı. 3. yılın sonunda Yüce Allah ağaç kurdunu, güvesini musallat etti. Güve sayfede Allah'ın ismi anılan, Bismillahümme, Bismillahirrahmanirrahim değil. Bismillahümme'yi müşrikler de söylerdi. Allah'ın zatına inanıyorlardı. Ve güven Bismillahümme tabiri hariç o kağıtta diğer bütün yazıları yedi. Zaten her hadise bir işarettir ki ileride olacak büyük hadiselere işarettir bu. Sözleşmenin, o anlaşmanın daha doğrusu müşriklerin ağır baskılarının bu yıl, 3. yılın bitiminde tamamlanacağı, baskıların kalkacağını da işarettir. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın orada bir mucizesi daha teşekkür etti. Sizin anlaşmanızı dedi, güveler yedi. Beraber gittiler. Hazreti Hamza da vardı. Baktılar ki hakikaten sadece Bismillahümme kalmış. Diğerleri de yenmiş olarak gördüler. Ve sonra işte mağlup oldular. Neticede o Şibi Ebu Talip'te sahabe-i kiram ve Efendimiz'i niye açlığa, boykota maruz bıraktılarsa onların hiçbirisi gerçekleşmedi ve maksat hasıl olmadı. Onlar açısından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendi cemaatiyle beraber nübüvvetin 10. yılında Kureyş müşriklerinin Haşim ve Muttalib oğulları aleyhindeki yazılı anlaşmanın bozulup yürürlükten kalkmasıyla da ki müşrikler içerisinde Efendimiz'e taraftar olan insaflı diye kimseler de vardı ve böylece 7. senede başlayan bu boykot hadisesinde aslında 7 tane mucize gerçekleşti. 7 madde halindeydi ve her ne kadar, yani Allah'ın muradı başka, o mucizelere millet orada doysun olmuyor. Demek sahabi ona maruz kalacak ama sahabi sağlamlaşacak. Şöyle bir cümle söyleyeceğim. Ne kadar mazlum duruma düşerseniz o kadar merhameti üstünüze çekersiniz. İleride Mekke fethinde Müslüman olmuş ne kadar müşrik varsa Şibi Ebi Talip de Efendimiz'e yardım eden müşrikler Mekke fethi günü Müslüman olmuş olan kimselerdir ki
Bunun ileriye dönük böyle bir fethi de vardır. Bunların başında Hakim İbni Hizam vardır. Hatta Ebu Süfyan vardır. Hatta Ebu Süfyan'ın hanımı Hint vardır. Burada bir hayli isim de çıkarttım. O gün insaflı davranıp ama daha sonra iman etmiş olan Şibi Ebu Talip'te açlığa maruz kalma. Bunların hepsi bugün bizler için de ileriye dönük olan hususlar olabilir diye ifade ettim. Bu hususun üstünde de biraz durmak lazım. Önce namazların farzından hemen sonra, daha selam verdikten hemen sonra dua yapmak Efendimizin hem fiili hem kavli sünnetidir. Neylül Evtar nam hadis kitabında şu hadisi şerifi naklediyorlar. Aslında Ebu Davud'da var, Nesai'de var, Tirmizi'de de var bu hadisi şerif. Efendimiz buyuruyor ki biriniz namaz kıldıktan sonra Allah'a hamdü sena etsin. Sonra peygambere salavat getirsin. Ondan sonra dilediği duaları yapsın. Namazın farzından hemen sonra. Biz tesbihatı yapıyoruz. En sonunda dua yapıyoruz. O da olabilir ama farzdan hemen sonra yapılacak bir dua. Efendimizin yaptığı dualardan, değişik zamanlardaki dualardan derleyerek, toparlayarak dikkat buyurun. Bizim salaten tüncine duası diye ifade ettiğimiz ve okuduğumuz bu salaten tüncine duasını bu şekilde formüle eden, sistemleştiren Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'dir. Şu anda Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'ni genişçe anlatma noktasında değilim. Salaten tüncine duası Allahümme salli ala Muhammedin salaten tüncine biha min cemi'il ehvali vel afat ve takdî lenâ biha cemi'il hacât ve tutahhirunâ biha min cemi'is seyyiât ve terfavunâ biha indeke a'lât derecât ve tübellugunâ biha aksal gâyât min cemi'il hayrâti fil hayâti ve ba'del memât birahmetike ya erhamer rahimin hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir gufranike rabbena ve ileykel masir şeklindedir. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin derlediği salaten tüncine duası. Allah'ım Efendimiz Muhammed Aleyhisselam ve onun ehli beytine salat eyle. Buradaki salattan ümmetten peygambere salat olursa dua etmek Efendimizin şefaatini istemek manasındadır. Bu salavat o derece değerli olsun ki onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Kurtar Allah'ım demek. Efendimizin hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtar Allah'ım demek. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirirsin. Bizi bütün günahlardan ve salavat hürmetine temizlesin. O salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yücelsin. O salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna o kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz. Dönüş yalnız sanadır. Dönüşümüz yalnız sanadır da diyebiliriz. Şimdi bu salaten tüncine kelime manası kurtuluş duasıdır. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri bu kurtuluş duasını değişik hadislerden terkiplerle namazın hemen farzından sonra bunu bütün müminler yapmışlar. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinden sonra camilerde yapmışlar, imamlar yapıyor, üstad hazretleri de bunu yapmış. Yalnız burada kardeşimizin sorduğu mesele biraz farklı. Min cemi'il ahvali vel afat derken afatta elimizin
içini aşağıya doğru çeviriyoruz. Yani üstünü yukarıya doğru çıkartıyoruz. Halbuki ahvali vel afatta yapmak lazım değil mi? Hatta biraz daha baştan salaten tüncinenin başından itibaren yapmak lazım değil mi diyor. Burada bir iki hususa dikkat çekmek isterim. Önce buradaki ahvali vel afatteki ahval, ahval değildir. Ahval, haller demektir. Bu he ile ehvel, yani bela ve musibet demektir. Ehvali vel afat, ahvali vel afat demeyin. Afatın halleri öyle değil. Ehvel, korku, sıkıntı, elem, bela, musibet, ehvali vel afat. Hem ehvel beladır, hem afat beladır. Salaten tüncine, Allah'ım bizi kurtar demek, o salat hürmetine, Efendimiz hürmetine bizi her türlü belalardan, kötülüklerden, sıkıntılardan, afatlardan, eskocalarımız görünür görünmez, bilinir bilinmez, az çok semavi arazi, her türlü beladan derlerdi. Ehveli vel afat. Burada evet, salaten tüncine bihe min cemiyel ehveli vel afat derken, elimizin avucunu içi, aşağıya doğru çevirmeliyiz. Sadece afatta çevirmek, manayı ve meseleyi bilememenin ifadesidir. Ama az daha genişleterek şunu söyleyebiliriz. Niye orada elimizin üstünü yukarıya, avucun içini aşağıya çeviriyoruz? İşte bu mesele. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'dan, estağfurullah, şimdi Hazreti Allah'tan bir şey isteyeceğimiz zaman duada bir nimet, bir lütuf, ihsan, maddi ve manevi faydamıza olan şeyler veya ahirette nimetler, cennet, rıza, cemalullah gibi güzel şeyler isteyeceğimiz zaman avucumuzun içini semaya doğru açarız. Arada bir şey söyleyeyim. Duada avucun içini semaya açmak, bazen de başımızı şöyle kaldırırız, kaldırabiliriz. Haşa, Allah semada da, semada olan Allah'tan istiyoruz manasında değildir. Bir insan dua yaparken avucunu açtığında semaya doğru, Allah gökte, ben onlar istiyorum diye o niyetle yapsa, öyle dese şirke gitmiş olur. Bir insan dua yaparken de şirke gider mi? İşte gidebiliyor. Nasıl Allah Kabe'de değil, namazda, namazın kıblesi Kabe'dir. Dua da bir ibadettir. Duanın da kıblesi semadır. Tekrar ediyorum. Duanın da kıblesi semadır. Onun için avucumuzun içlerini semaya kaldırırız. Nitekim bütün peygamberler böyle yaptığı gibi Efendimiz Aleyhisselam da, sahabe-i kiram da 14-15 asırlık İslam ümmeti de dua ederken böyle yapmıştır. Ama isterken avuçların içi yukarıda. Ama bir beladan, bir musibetten, bir hastalıktan, sıkıntıdan, azaptan veya başkalarının şerrinden, semavi arazi bela ve musibetlerden, kıtlıktan, yağmursuzluktan, kabir azabından veya cehennem azabından, haşrin dehşetinden, neyse, bunlardan da Allah'a sığınacağımız zaman da elimizin üstünü yukarıya, avuçlarımızı aşağıya eğdirmek sünnettir. Duada yaparken, isterken avucun içi yukarıya doğru, Allah'a sığınırken de avucun içi aşağıya doğru olması Efendimiz Aleyhisselam'ın tatbikatı içerisinde, sünnet-i seniyye içerisinde yerini almıştır. Binaenaleyh burada ehveli vel afat derken kötülüklerden, belalardan, afatlardan Allah'a sığınıyoruz. Tabii ki elin üstü yukarıya, avucun içi aşağıya getirilmeli. Ama orada başka bir şeyler de var yani. Eğer mesela sabah namazından sonra okuduğumuz Allahümme ecirna minen nar, Allahümme ecirna minen nar, Allah'ım cehennem ateşinden veya ateşten bizi koru. Çünkü ecirna minen nar derken ateşin
Sıkıntı azabından koru. Azabı nar-ı cehennem demiyor orada. Dünyevi ateşlerden de, uhrevi ateşleri de içine alacak. Yani bir bela ve bir musibetten sığınırken işte böyle yapacağız. Nitekim bizler Türkiye'de de Müslümanlar yağmur duasına çıkınca yağmur duasında böyle yapar. Böyle yaparız. Halkımız bunu bilmediği için zanneder ki ya Rabbi böyle sağanak sağanak yağmur yağdır demek istiyor. Elimizi böyle yaptık ya. Halbuki elimizi böyle yapmamız yağmursuzlukta, yağmur duasında Allah'ın böyle sağanak sağanak yağmur yağdır manasında değildir. Öyle anlıyorsa dini bilmeyen bir cühela demektir o. Bu yağmursuzluktan, o kıtlıktan Allah'a sığınma manasında olduğu için yukarıdan beri anlattığım o mana içinde öyle yapacağız. Ve bu hadis-i şeriflerde böyle geldiği gibi Kur'an-ı Kerim'de de bunun misali vardır. Bunu da aktarmam lazım. İbn-i Hacer'in 4 ciltlik hadis kitabı var. Sübülü selam ile bulughul meram diye. Türkçe'ye tercüme etmişler bu hadis kitabını. Bulursanız alın okuyun. Selamet yolları başlığında 4 tane mektubat kalınlığında kitap, hadis kitabı. Baştan sona İbn-i Hacer'in tertibi. İşte orada bir vaka anlatıyor. Elleri tersine çevirme ile alakalı. Musibet ve beladan, sıkıntıdan Allah'a sığındığımızda Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinde Hazreti Süleyman Aleyhisselam ordusuyla cihada giderken karıncaların çok olduğu bir vadiye uğruyor. Ve'din Neml'e Kur'an-ı Kerim'de karınca vadisi olarak da bu tabir geçer. Bir Süleyman'ın ordusu geliyor, güçlü bir ordu, amanın ki bizi ezmesin diye karıncaların reisi diğer karıncalara uyarıda bulunuyor. Kaçanlar kaçıyor kendi yuvalarını ezilmemek için. Ama kaçamayanlar da ters çevrilmiş, yani sırtını yere getirmiş, ayaklarını şöyle yapmış, dua ediyor. Bir, Süleyman ezerse, ordusu ezerse, ya Rabbi bizi ezdirme. Ola bir sıkıntıdan Allah'a sığınmak için. İki, Süleyman Vadin Nemle'ye yağmur duası için gidiyordu. Onlara karıncalar dua ediyor Süleyman ordusuna yağmur ver Allah'ım diyerek. Süleyman Aleyhisselam da kuş dilini, karınca dilini bildiği için onların dualarını anlıyor. Ve ordusuna diyor ki bizim dua yapmamıza ihtiyaç kalmadı. Karıncalar bizim adımıza yağmur yağması veya yağmursuzluğun, kıtlığın, belanın gitmesi için Allah'a dua ediyorlar. Binaenaleyh Kur'an'da geçen bu kıssa ve Sübülüsselam'da İbn-i Hacer'in anlattığı bu mesele ile de meseleyi ele aldığımız zaman Salaten Tüncina duasında da biz niye elimizi aşağıya çeviriyoruz? Ama orada adet edinmişiz, öyle çeviriyoruz. Ama arkasından başka bela, musibet, hastalık neyse Allah'a sığınıyorsak ister Arapçasını okuyalım, isterse Türkçesini musibet ve belalardan sığınacağımız zaman mutlaka elimizi böyle yapmamız gerektiğini ifade etmeliyim. Evet, İbn-i Fakihani'nin Fecri Münir isimli kitabında da bununla alakalı geniş anlatılan hususlar varmış. Evet, şöyle bir şey anlatıyor. Maneviyat büyüklerinden Ebu Musa fırtınalı bir havada gemide imiş. Müthiş bir fırtına gemiyi batırmaya ramak kaldığı sırada Efendimiz Aleyhisselam'a iltica etmiş. Ya Resulallah, gemimiz batacak, içindeki bunca masumlar suya gark olup ölecekler. Lütfen bize bir kurtuluş çaresi göster demişler. İbn-i Fakihani Fecri Münir kitabında bunu anlatıyor. Bu Ebu Musa da çok önemli bir zat. Evliya, tasavvufun büyüklerinden. Ya Resulallah, bize böyle bu geminin batmasından bizi kurtaracak bir yol göster, bir dua öğret diye Efendimizin ruhaniyatına sığınıyor.
O sırada kulağına şöyle bir hitap vaki olmuş. Ey Musa, Tüncina duasını okuyun. Salaten Tüncina duasını okuyun. O kurtaran duayı okuyun demiş Efendimiz Aleyhisselam. Ebu Musa demiş ki ya Resulallah, bu Tüncina duası hangisidir? Biz bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam da bugün namazlardan sonra okumakta olduğumuz Salaten Tüncina'yı okumuş, bunu okuyun diye tembih buyurmuş. Gemideki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa'dan öğrenip okumuşlar. Fırtına dinmiş, sağ salim karaya ayak basmışlardır. Hazreti Musa bunu cemaatiyle okumuş. Onun için namazın farzından hemen sonra okunması da bundan. Daha cemaat dağılmadan, o namaz birlikteliği ve namaz ruhu içinde iken, ama biz böyle ne manasını biliyoruz esniyerek, ulan hoca ilave yaptı, ulan kalkıp gidecektim havasında olursak olmaz. Yani o Salaten Tüncina duasına canı gönülden iştirak etmeliyiz. Amin, Allahümme amin demeliyiz. Ve bu meseleyi, bu faslı, gemideki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa'dan öğrenip okumuşlar, fırtına dinmiş, sağ salim karaya basmışlar. Bu faslı Davud Efendi'nin yazdığı Delailü Hayrat'ta da geçtiği anlatılıyor. Bediüzzaman Hazretleri de birçok aktaplarını okumakta titizlik gösterdiği salavat diye bahsetmiş. Üstad Hazretleri de bu Salaten Tüncina duasından bahsederken birçok aktapların okumakta titizlik gösterdiği salavat duası. Onun için hemen Allahümme entes selam ve minke selam demeyelim yani. Salaten Tüncina duasını okuyalım. Önce onu okuyalım. Sonra Allahümme entes selam duasını okuruz. Ama aslında her duadan sonra, estağfurullah, her duadan önce istiğfar etmek de sünnettir. Namazın farzından sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dendikten sonra Salaten Tüncina'yı okumak, arkasından Allahümme enteselam ve minkeselam okumak veya Allahümme enteselamdan sonra da okuyabiliriz. Bu salavat-ı şerife ilhamen yazılmıştır. Demek Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri de bunu ilhamen yazmış. Belki o da bu Ebu Musa'nın bu gördüğü rüya vesaire Delailü Hayrat'ta geçtiği şekliyle de biliyordu. Ne okuyana ne de okumayana bir ısrar olmamalıdır. Yani illa bunu okuyun diye ısrar etmemeliyiz. Okunursa sevabı var, okunmazsa günahı yoktur. Ve Üstad Hazretleri de aktabın titizlikle okuduğunu ifade etmiş. Salaten Tüncina ile alakalı da aktaracağım husus bu olsun, bu kadar. Evet, namazla Fatiha'dan sonra okunacak ayet ve sureler için besmele çekilir mi sorusu çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Namazın her rekatının başında ve Sübhaneke'den sonra kıraata başlamadan önce besmele çekilir. Yani ilk rekatlarında besmele çekilir. Her rekatta da Zamm-ı Sure okuyacaksak veya Fatiha okuyacaksak besmele çekilir. Fakat Fatiha'dan sonraki Zamm-ı Sure için besmele çekilmez. Bunda hemen hemen ittifak vardır. Zeylai'nin tebiyininde bu husus genişçe anlatılmış. Zamm-ı Sure'den önce besmele çekilmediği gibi iki Zamm-ı Sure arasında da besmele çekilmez. Mesela ben Elem Tere okuyacağım Fatiha'dan sonra. Lilefi okuyacağım. İki Zamm-ı Sure arasında besmele çekilmez. Fakat sadece Şafii mezhebinde ise besmele çekmesi gerekiyor. Şafiiler besmele çeker ama diğer üç mezhep, özellikle Hanefilerde Zamm-ı Sure, iki Zamm-ı Sure arasında veya Zamm-ı Sure'yi okurken işin başında besmele çekilmez. Bu ittifakla anlatılan bir meseledir. Kısaca bunu da aktarmış oldum.
Baktım Tur-i Sina ile alakalı Kur'an-ı Kerim Tur-i Sina'yı bazen Tur olarak Sina'yı kastederek bazen Tur-i Sina olarak 11 ayette Cenab-ı Hak bu Tur'u anlatmış, Tur-i Sina olarak bazıları ifade buyurmuştur. Tur-i Sina Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin kendisinin mikatıdır. Tekrar ediyorum. Bizim için nasıl Arafat'ta vakfe bir mikat ise, ömürlük günahlarımıza kefaret olan bir mikat ise, Tur-i Sina da Yahudi şeriatının, Hazreti Musa Aleyhisselam şeriatının bir mikatı olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Tur, dağ demektir. Arapçası Cebel. Tur-i Sina da Sina Dağı. Sina biliyorsunuz, daha önce göstermiş miydim bilemiyorum. Bu tefsirlerde de gösterilir. Buradan da göstereyim size bu kitaptan. Şimdi şu Kızıldeniz. Şu iki tarafta, uç tarafta iki tane boynuz gibi Kızıldeniz'in uçları var. İki tane bak böyle boynuz gibi görünüyor. İşte bunun arası Sina Çölü. Bunun az kuzeyinde de Tur-i Sina var. Hazreti Musa Aleyhisselam şu geniş taraftan asasını vurarak karşı tarafa geçmedi. Şu boynuz tarafından, dar tarafından asasını vurarak karşı tarafa geçti. Ve iki bu boynuz kısmının alt tarafı burası Sina Çölü, Tih Sahrası dediğimiz burası. Hazreti Musa Aleyhisselam burada kendi ümmetiyle olan sayısı 2 milyon kişi idi. Hemen bunun biraz doğusunda da Tur-i Sina var. Mısır'da Sina Yarımadası'nda yer alan 2.285 metre yüksekliğinde bir dağın adıdır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın müteaddit defa gittiği geldiği Rabbi ile konuştuğu, 70 kişiyi ümmetinden götürdüğü, onların üstüne dağ böyle havaya kalktı neredeyse üstlerine inecekti. Korktular, iman ettiler, sonra tekrar vazgeçti, imandan çokları döndü. İşte öyle bir yer Tur-i Sina. Tur-i Sina'nın elbette madem ki Musa Aleyhisselam'ın şeriatının da mikatıdır, elbette fazileti vardır. Kur'an-ı Kerim'de Sina, Tur kelimesi yani dağ anlamındaki Tur kelimesiyle birlikte Tur-i Sina veya Tur-i Seyna olarak kullanılır. Birkaç ayet zikretmek istiyorum. Mü'minun suresi 20. ayet. Ve şeceratün tahrucu min turi seyne'e tembütü bittühni ve sıvgillil akilin ayet. Tur-i Sina'da dahi yetişen bir ağaç da meydana getirdik ki bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri şekildedir. Yani zeytinden bahsediyor. Tur-i Sina'yı mukaddes kılan önemli şeylerden bir tanesi zeytin ağacının orada bol olması olarak anlatılıyor ki Tur-i Sina ile zeytin ve zeytinin yani hem yağını ekmeğe sürersiniz hem de üstüne katık yaparsınız. Yani bütün müfessirler buna zeytin ağacı demişler. Kur'an-ı Kerim tekrar ediyorum. Zeytinin faziletini mi? Tur-i Sina'nın faziletini mi? Ama ikisini beraber bir fazilet içinde zikretmiş. Nitekim Tin suresinde ve tini ve zeytün ile de zeytünün şerefine Cenab-ı Hak yemin etmiş. Bu Tur-i Sina'nın da şerefine yapılan bir yemindir. Vettin de incire yemin gibi anlaşılsa bile Mescid-i Aksa etrafında Tur-u Teyna vardır. İncirleriyle ünlü dağlar o dağlara yemin etmiştir. Aslında dağlara yeminden daha ziyade o zarfa yeminden daha ziyade mazrufa yemin edilmiştir. Vettin incire yemin olsun ki yani bir manasıyla
Mescid-i Aksa etrafındaki Zeytin dağlarına yemin olsun ki. Ve Zeytün Tur-i Sina'daki o zeytine, o dağlara yemin olsun ki, Beddini ve Zeytün ve Tur-i Sinin yine orada da geçiyor. Ve hedel beledil emin, şu emin belde Mekke'ye de yemin olsun ki, lekad halaknel insane fi ahseni takvim. İnsanı en güzel surette yarattık diyor, yemin olsun. Tekrar edeyim, zarftan daha ziyade mazrufa yapılan yemindir. O dağlara gönderilen Beni İsrail peygamberlerin şerefine yemindir. Beddin İncir'e yemin olsun, İncir dağlarına. Yemin olsun, İncir dağlarına gönderilen Beni İsrail'in peygamberlerine yemin olsun. Zeytin dağlarına gönderilen Beni İsrail'in büyük peygamberlerine yemin olsun. Tur-i Sina'da Hazreti Musa'nın peygamberliğine yemin olsun. Şu emin belde Mekke'deki Muhammedül Emin'in peygamberliğine yemin olsun ki lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Biz insanı ahseni takvime mazhar kıldık. İnsanın yaratılmasını anlatmadan önce peygamberin peygamberliklerine yemin etmek, insan peygambersiz olamaz demek. Evet, Tin suresinde de yine ve Tur-i Sinin geçiyor. Evet, ayrıca Kur'an-ı Kerim'de geçen Meryem suresi 52. ayet. Ve neydeynâhü min cânibi Tur'il eymeni ve karrabnâhü neciyye. Hem ona Tur'un canibi eymeninden nida ettik. Tur'un sağ tarafından. Hem de onu makamı münacatta mertebeyi kurbe erdirdik demek. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın münacat makamı, Kelimullah ünvanı. Sağ taraftaki bir ağaçtan ses geldi. Allah'ın sesi, bu da zeytin ağacı olarak, bazıları hurma ağacı da der. Mesela bir de Meryem suresi 52'de geçiyor. Ayrıca Taha suresi 80. Ya beni İsrail, kad enceynâküm min adûbiküm ve vâadnâküm cânibi tûril eymene ve nezzelnâ aleykümül menne ve selve. Ey İsrail oğulları, böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafından sizinle sözleştik. On emir öyle geldi. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Mesela Kasas suresi 29. ayette de geçiyor. Felemma kada Musa'l ecele ve sare bi ehlihi enese min cenibi turi nara ilahir. Musa süreyi doldurunca Hazreti Şuayb'ın yanındaki çobanlık olarak kızıyla da evlendi. Ailesiyle birlikte yola çıktı. Tur tarafından bir ateş gördü. Tur tarafından bir ateş. Yine Tur burada, Tur-i Sina. Kasas 46'da da var. Kasas 29'da, Kasas 46'da var. Ve mâ künte bi cânibi Tur-i iznâdeyne velâkin rahmeten bir rabbike lütündüze kavmen mâ etehum min nedirin min kablike leallehum yetezekkarun. Burada da yine Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında değildir Efendimiz. Hani Musa böyle dedi, Tur'da Allah böyle dedi. Sen onların yanında değildin. Bunları sen nereden bileceksin? Demek ki biz sana vahyediyoruz. Yani Efendimizin peygamberliğinin ispatı makamında. Ve ayrıca Bakara suresi 63. ayette, Bakara suresi 93. ayette, Nisa suresi 154. ayette, Araf suresi 171. ayette var. 11 ayet yapıyor. Ayrıca bir de erbaine seneten yetihune fil ard, yani Tihs arasında 40 sene kalması ile Maide 26'da da yani Tihs arasında şaşkın şaşkın dolaşmaları, aç kaldılar orada. Daha yeni öğrendim, Tihs arasında 2 milyon ümmeti var Hazreti Musa'nın. Ve Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 175. ayette geçen bir adam, ehli kitap, bir alimden bahsediyor Cenab-ı Hak. Hazreti Musa döneminde orada yaşadığı, ismi azamları bilerek Hazreti Musa'ya beddua eden bir adamdan bahsediyor. Bu adam sonra bozuldu. Dünya menfaatleri karşılığında aldandı.
bir alimin aldanması felakettir para ve makam karşılığında. Ve sonra ümmetinden 70 bin kişiyi kadın kız ayarlayarak onları dalalete attığı şeklinde Araf suresi 175, 176, 177'lerde bununla alakalı Kur'an'da geçen sarih bir kıssa. Ama kimin olduğu isim olarak Bel'am isminde bir adamdır derler. Günümüzde de Bel'amlar vardır. Yani para ile makamla satın alınan ne kadar alim varsa hepsi Bel'amdır. Bel'am da hayvandan aşağı olan kimseler demektir. Kur'an-ı Kerim'de Tur-i Sina hakkında bu malumatlar var. Özetle arz ettim. Hazreti Musa'nın mikatı idi. Sık sık cemaatini, ümmetini oraya götürüyor. Allah ile konuşmasını onlar da şahit oluyordu. 70 tane götürdü. İçinde Karun var, Haman var. Bir defasında mümin idi bunlar. Allah'ın sesinin ağaçtan geldiğini duyunca Hazreti Musa'ya daha çok inanmaları gerekirken, demek Musa bunları aklından kafasından söylemiyor, vahiy geliyor demeleri gerekirken, o sesin sahibi biz niye duymuyoruz? O sesin sahibini biz de görsek ya, niye göstermiyorsun? Deyip Hazreti Musa'ya baş kaldırmış ve kafirlerden olmuşlardı. Bazen böyle iyilik de insanlara yaramaz. Arafat'a götürsen kafirlikten dönmeyecek insanlar olabilir. Bizde şöyle bir şey vardır. Mürtetin katli vaciptir. Mürtet dinden dönen demek. İman etmiş, dine girmiş, imana gelmiş. Sonradan da tekrar dinden, imandan dönmüş mürtet. Bütün Kur'an-ı Kerim'e baktım. Mürtedin katlinin vacip olmasıyla alakalı Kur'an'da bir hüküm yoktur. Mürtet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir de habitat kelimesiyle ifade edilmiştir. Amelleri boşa gitti yani manasında. Şimdi mürtedin katledilmesiyle alakalı bir hüküm yok. Sonuçta bunu tekrar mezheplere göre söyleyeceğim. Ama bir insan iman etti, ibadetler yaptı ve sonra dinden, imandan çıktı ise daha önce yapmış olduğu ne kadar salihat varsa, sevaba dönük ibadetler varsa hepsinin sevapları boşa gitmiş olur. Yani resetlenir. Bu meselede mezheplerin farklı mütalaları vardır. Tekrar iman etse, çünkü mürtet tekrar mürtet olabilir. Yani mürtet mürtet oldu mu tekrar imana dönmüş olur. Eski işlediği sevaplar yeniden geriye gelir mi? Yoksa yeniden onların kazasını mı yapması gerekiyor? Mesele kendi içinde oldukça genişçe ele alınmıştır. Mesela habitat ile alakalı Hucurat Suresi 2. ayette, Bakara 217, Âl-i İmran 22, Maide 53, Araf 147, Tövbe 17-69, Kehf suresi 105. ayetlerde, ayrıca Maide 5, En'am 8 ve Haş suresi 16. ayette, yani 11 ayette amellerin, mürtedin amellerinin boşa gitmesiyle alakalı ifade vardır. Mesela Bakara suresi 217. ayet, ihtilafın kaynaklarını, menatını teşkil eden ayettir bunlar. Ve men yertetit minküm an dinihi, kim sizden birisi dininden dönerse, tekrar küfre dönerse, feyyemüt ve dinden dönmüş olarak, kafir olmuş olarak ölürse, işte mesela bu, tekrar ölmeden tövbe ederse amelleri geri gelir mi gelmez mi? Feyyemüt kelimesi burada ayette bir kısım imamların delili olmuş, tekrar tövbe ederse ölmeden önce amelleri geri gelir demiş bazıları. Kim onlar anlatacağım. Ama mürtet olur da o şekilde ölürse feyyemüt ve huve kafirun, o kafirdir. Fe ulaike habitat amelühüm, işte onların amelleri boşa gitmiştir.
O ana kadar din adına, iman adına, ibadet adına ne yaptıysa sevapları gitmiştir. Nerede? Fit dünya vel ahire. Dünyada da, ahirette de. Burada dünyada da demek artık ona dünyada mümin muamelesi yapılmaz demektir. Şahitliği geçerli olmaz demektir mesela. Ve ülaike eshabınlar, onlar cehennem, ateş eshabıdır. Hüm fîhe halidûn, orada ebedi kalacaklardır. Şimdi Maide suresi 5. ayette ve men yekfur bil imani, kim imanı küfrederse, imanda iken küfre giderse, fakat habita ameli, amelleri boşa gider. Ve huve fil ahireti minel hasirin, ahirette hüsrana uğramışlardan olur. Mesela En'am suresi 88. Zalike hudallahi yehdi bihi men yeşa'u min ibadi ve lev eşrakû le habita anhum ma kanu ya'melun. İşte o yol Allah'ın hüdasıdır. Yukarıdaki ayetlerden anlatılan, o bunu kullarından dilediğine hidayet eder. Eğer bunlar şirketmiş, şirke gitmiş olaydılar, yani mümin iken şirke gitmiş, küfre gitmiş olsalardı, bütün mesaileri, çalışmaları, amelleri heder olmuş gitmişti diyor. Ayette yine bu çok sarih olarak ifade ediliyor. Tövbe 17-69. Ayetlerde de yine aynı meseleye dikkat çekiliyor ayetlerde. Amellerin boşa gitmesiyle alakalı bütün ayetleri almışım buraya ama manaları aynı. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın odasının önünde, Efendimiz odasında o anda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer yüksek sesle münakaşa yapıyor. Büyüklerin yanında yüksek sesle konuşulmaz. Hele peygamber huzurunda asla. Adab bu, terbiye, peygamber huzurunda da farzdır ümmete. Bununla alakalı şu ayet geldi. Ya eyyühellezine amenu la terfe'u asvatekum fevka savtin nebiyyi ve la tejheru lehu bil kavli kecehri ba'dukum li ba'din. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize karşı bağırdığınız gibi peygamberin huzurunda öyle bağırmayın. Ne yaparsınız öyle bağırırsanız ne olur? En tahbete amelüküm, amelleriniz boşa gider. Yani mürtet olursunuz. Yani imandan çıkarsınız demektir. Ve entüm la teşurun, siz farkında olmadığınız, niyetiniz o olmadığı halde. Zaten bu ayet, yani benim niyetim öyle değildi diyor adam, küfre ait. Elfaz-ı küfürden bir şey söylese, niyeti iyi olsa bile küfre gider. Bu ayetten delil getirilmiştir. Ve entüm la teş'urun diyor. Yani ayet sonu itibariyle. Âl-i İmrân 22'de de, Araf 147'de, Tövbe 7, Tövbe 69, Kehf 105'te ve bu aynı manada meseleler anlatılıyor. Şimdi buraya kadar anlatıldıktan sonra özellikle Zümer suresi 65. ayette وَلَكَدْ اُوْهِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yemin olsun ki sana ve senden önceki Resullere, şayet şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun diye vahyet. Cenab-ı Hak meseleyi daha üst düzeyden ifade ederek hem peygamberimize hem de bütün peygamberlere Cenab-ı Hak vahyetmiş ki eğer imandan sonra peygamberler şirke gitmez. Allah onları muhafaza eder. Tut ki muhalefet şirke giderseniz peygamberler için dahi diyor ki daha önce yaptığınız bütün ameller boşa gider. Şimdi buraya kadar meseleyi anlattıktan sonra Ebu Hanife ve İmam-ı Malik'e göre hak dinden dönen, yani bu Yahudiler Hristiyanların hak yönü ile de geçerli. Onlardan batıla dönenler, İslamiyet'ten sonra dönenlerin
Bunların amelleri boşa gider. Ebu Hanife ve İmam-ı Malik'e göre. Daha önceden adak adamış ise yerine getirmesi de gerekmez. Hac etmiş ise yeniden tövbe ederse hac etmesi gerekir diye ifade etmişlerdir. Hanefiler ve Malikilere göre mürted İslam'ı terk ettiği anda bütün amelleri boşa gider. Mürtedin Müslüman iken tuttuğu oruç, kıldığı namaz, yapmış olduğu hac, vermiş olduğu zekat gibi ibadetler tekrar İslam'a döndükten sonra yeniden hepsinin kazasını yapması gerekliliğini söylemişlerdir. Bu çok önemli bir meseledir arkadaşlar. O kadar önemli ki biz böyle ağzımızdan çıkana dikkat etmiyoruz. Elfaz-ı küfür. Bazen fiillerimiz efal-ı küfürle insan bilmeden de küfre gidiverse daha önce yapmış olduğu bütün amellerin hepsi boşa gider, çöpe gider. Ve İmam-ı Malik ile İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre tekrar tövbe kapısı açıktır, imana gelir ama fakat o güne kadar yapmış olduğu bütün amellerin kazasını yapması gerekmektedir. Çok ağır bir meseledir bu. Çok dikkatli olmak lazım. Hocalarımız böyle perşembe akşamları yani cuma akşamları camilerde yasıdan sonra işte nikah tazeler, bir de işte imandan küfre gittiysek imanımızı tazeler. Tazeleyebiliriz de fakat o ana kadar eğer küfre gittiysek bütün amellerimizin boşa gittiğinin de farkında olmalıyız. Ancak Şafiiler ve Hanbelilere göre bir kimse mürtet olarak ölmeyince, mürtet olabilir, tekrar imana gelirse amelleri yerine gelir, sadece mürtet olarak ölürse amelleri ahiret hesabına boşuna gider. Bakara suresi 217. ayeti delil getirmişlerdir. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَّمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ İşte bu ayet Şafiilerle Hanbelilerin delili olmuş. Mürtet olarak ölürse bütün amelleri boşa gider. Ama tekrar imana gelirse eski amelleri yeniden o çöpe atılıyor, tekrar geri alıyoruz ya yani. İşte öyle geri alınır ve Müslüman iken işlediği ameller ahiret hesabına boşa gitmez diyerek bu meseleyi ifade etmişlerdir. İrtidat sözlükte dönmek, geri çevirmek, kabul etmemek gibi manalara gelmektedir. Ve bu fertler imrutet olabileceği gibi aynı zamanda kavimler de irtidat edebilir. En'am suresi 54. ayet. Yani men yertette minküm an dinihi fesevfe yetillahi bi kavm diye anlatılan ayet. Üstad bunu 29. mektubun o 6 desisesinde milliyetçilik bahsinde genişçe durmuştur. Evet, kısaca bu hususa da temas ettim. Bu önemli olduğu için çalıştığım kaynaklara baktım. Mürtedin ameli ile alakalı neler söyleyebilirsiniz? İşte ameli o. Mürted oldu ise amelleri boşa gider. Tövbe de ise Hanefilerle Hanbelilere göre tekrar kaza etmesi yok. Hanefilerle Malikilere göre tekrar kaza etmesi gerekiyor. Hepsini de Şafirlerle Hanbelilere göre kaza etmesi gerekmez. Sadece kafir olarak ölmemesi esastır demişlerdir. Evet, Yasin 19'da geçen bu ayet şöyle: "Kâlû innâ tatayyarnâ biküm. De illem tentehû lenercümennekum ve leyemessennekum minnâ azâbun elîm." Kalu ta'irukum ma'akum. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. E in zikirtum bel entum kavmum musrifun. Biliyorsunuz Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasında geçiyor bu husus. Hazreti İsa Aleyhisselam iki havarisini Antakya muhtemelen bir şehre gönderdiği, bir kariyeye gönderdiği anlatılır. Kadrib lehum meselen eshabel kariye ile başlar o sayfa. Bir sayfanın tamamında bu kıssa anlatılır. İkincisi iki kişi aciz kalınca üçüncüsünü gönderdi. Fe azzezne bi thalithin.
Onlar orada dağın bir mağarasında saklandı. Şehre ara ara gitti. Nasiyesi temiz insanlara anlatıyorlardı. Belli bir zaman sonra artık gizlenemez oldular. Duyuldu bu. Devletin Milli Güvenlik Konseyi'nde de bunların durumları görüşülüyordu. Şimdi kasaba halkı onlara ayetin mealini veriyorum. Doğrusu sizin yüzünüzden başımıza uğursuzluk çöktü dediler. Başlarına sıkıntı, bela, açlık, kıtlık geliyor. Antakya halkına, eğer Antakya ise orası, havarilere suçu atıyorlar. Siz bize uğursuz gel. Size böyle uğursuzluk isnat edince, halbuki siz havarisiniz yani. Eğer bu iddia ve uyarınızdan vazgeçmezseniz herhalde sizi taşlarız ve elbette bizden size elem verici bir azap dokunur dediler. İşte onların öyle demesine karşılık, sizden bize uğursuzluk geldi demesine karşılık o Kariye halkının mukabeleyi bir misil olarak elçiler de havariler de dediler ki sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Yani biz size uğursuzluk getirmedik. Varsa bir uğursuzluk o sizin kendinizden, sizinle beraberdir. Size öğüt verilse mi, verilse de mi? Hayır, siz inkar ve sapıklıkta, inat ve azgınlıkta aşırı giden bir milletsiniz diyerek cevap verdiler. Yani biz size nasihat ediyoruz. Nasihatta bir uğursuzluk olamaz diyerek şimdi cevap verdiler. Burada tairukum ba'akum. Tair kuş demektir aslında. Tairukum sizin kuşunuz, ma'akum sizinle beraberdir. Kuşunuz elbette sizinle beraberdir. Ne kuşu? İşte o dönemde kuşların uçması, kuşların bir yere konması, belli zamanda ötmeleri uğursuzluk sayılırdı. Onun için burada kuş tatayyur, zaten tatayyur kelimesi kuşların, hayvanatın hareketini uğursuzluğa yorma demektir. Mesela evin dam başında veya bacasında baykuş öttü. Eyvah, o mahalleden veya o evden bir cenaze çıkacak demek. Yola çıkacağımız zaman arabanın önünden bir kedi geçti. Eyvah, kaza olacak, gitmeyelim demek. Yani hayvanatın hareketlerini uğursuzluğa yordukları için müşrikler o dönemde, demek tarihte de böyleymiş, tairaküm sizin kuşunuz, yani bir manada sizin uğursuzluğunuz demek, maaküm sizinle beraberdir. Ayette geçen tatayyür kelimesi tayır, uçma kelimesinden türetilmiş olup bir olayı, nesneyi veya kişiyi uğursuz sayma. Dikkat buyurun, bir hadiseyi, bir olayı, bir şahsı uğursuz saymaya İslam'da teşeğüm deniyor. Uğurlu saymaya tefeül, uğursuz saymaya teşeğüm deniyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tefeüle cevaz vermiş, teşeğüme ise asla ruhsat vermemiştir. Kim teşeğüm ve tatayür yaparsa asla cennete gidemez hadisi şerifi vardır. Tekrar ediyorum. Kim teşeğüm yaparsa, hadiseleri, kuşları vesaireyi uğursuzluğa yorar, tatayür yaparsa asla cennete gidemez diyerek Buhari ve Müslim'in ittifakla naklettikleri bir hadisi şerif vardır. Tefeül caiz, teşeğümün caiz olmadığını kısaca az önce arz etmiş oldum. Efendimiz Aleyhisselam gelecek için iyimser olma imkanı sağladığı, ümit ve güven telkin ettiği için tefeülü faile haseni, faile hayır, yararlı yani. Görüp tavsiye ederken Buhari tıpta Müslim selamda geçiyor. Uğursuzluk telakkisini cahiliye müşrikliğinin bir kalıntısı olarak işaret etmiş ve İslam'da bunun yerinin olmadığını, tatayyurun şirk olduğunu, günahtan öte bir şey olduğunu Buhari tıpta, Müslim selamda, Ebu Davud tıpta, İbn-i Mace nikah bölümünde izah buyurmuşlardır. Hadis-i şeriflerde de bu mesele çok geçiyor. Bir iki hadis rivayetinde bulunmak istiyorum.
Efendimiz uğursuzluk anlayışı yüzünden işinden vazgeçen kimse şirke düşmüş olur buyuruyor. Bunun kefareti nedir ya Resulallah diye sorduklarında, Allah'ım senin hayrından başka hayır, senin takdirinden başka takdir, senden başka ilah yoktur derse bu sözüne kefaret olmuş olur buyurmak suretiyle meseleyi tahsih etmiş oluyor. Başka bir rivayette Efendimiz Aleyhisselam, uğursuzluk ancak şu üç şeyde, atta, kadında ve evde olur. Bunu bazıları tenkit etmişler. Yani insanın hayatını şekillendirebilen bir mesele olarak ele almışlar. Bu atta, evde ve kadında yoruma genişçe ihtiyacı olan bir meseledir bu. Kadını atla beraber saymanın bir mantığı bizim anladığımız mantıkta değildir. Ümmü Seleme'den gelen bir rivayette Efendimiz bir de bunlara kılıç ilave etmiş. Ve Abdullah İbni Mesud, bir şeyde uğursuzluk varsa iki çene arasındadır, dildedir demiş. Herkesin uğursuzluğu kendi dilindedir. Bu önemli bir rivayet. Yani konuşmalarınla uğur kazanırsın, konuşmalarınla başına belalar gelmesine sebebiyet verirsin. Onun için her sabah vücudun uzuvları kalkınca dile yalvarırmış. Ama ne olur bak, vücut gemimizin kaptanı sensin. Ne olur bak, dikkatli konuş. Dil bir yanlış cümle söyler, sırt dayak yer. Hapse atılır adam, bütün vücudu. Yani dilin sıkıntısını bütün vücut çeker. Ama dil öyle güzel bir şey söyler ki, baklavalarla, güzel elbiselerle yaşar insan. Onun için Abdullah İbni Mesud, bir şeyde uğursuzluk varsa iki çene arasındaki dildedir diyerek ifade etmişlerdir. Bu mevzuda Araf suresi 130-131. Ayetler, Hazreti Musa ile Firavun arasında geçen bir kıssada da, ve in tusibhum seyyi'etun yattayyaru bi Musa ve men ma'ah. Firavun da Hazreti Musa'nın bulunmasını, Hazreti Musa ve beraberindekilerini uğursuzluğa hamletmesi ayette tefsir olarak da genişçe yer işgal ediyor. Ayrıca bu mesele Neml suresi 47. ayette de geçer. Kalu tatayyerne bike ve bimen ma'ak. Yani onlar sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih Aleyhisselam'a söylüyorlar bunu. Demek ki hem Musa Aleyhisselam'a uğursuz diyen Firavun kesimi, hem Salih Aleyhisselam'a uğursuz diyen o zamanın kafirleri, hem Hazreti Musa, İsa Aleyhisselam'ın havarilerine uğursuz diyen kimseler var. Halbuki Müslüman'da, mümin'de uğursuzluk olamaz. O zaman şöyle diyebiliriz. Mutlak manada tatayyür yok, tıyara yok, uğursuzluğa yorma, teşeğüm İslam'da yok. Madem yok da niye burada havariler uğursuzluk sizinle beraberdir dediler? Yani sen uğursuzsun derse sen de yok, uğursuz sensin diyebilirsin. Yani o manada mukabele ederek, evet o senin nefsindendir manasında da diyebilirsiniz. Uğursuzluk sizinle beraberdi demek, uğursuzluğu teşeğüm babında kabul ediyorum manasında da değildir. Burada çok ince bir şey söyledim aslında. Sizler de bunu inşallah fark ettiniz. Cenab-ı Hak her birimizin merakını, araştırmasını ziyadeleştirerek ilmimizi ziyade eylesin. Zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis-salihin ve hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.